Kim var telefon attığında? Abla Sevcan var. O da senin kadar masum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hayat, hani şöyle söyleyeyim ben sana. Hani ben biliyordum seni. Bilmiyor değildim. Ama hani hak ver ki ben kendimi nasıl söylesem. Senin hayatında çok kolay olmadı. Mı? Benim hayatımda hani böyle şey olmadı. Ben nasıl söyleyeyim, benim annem vardı, benim de serum vardı. Hani nasıl söyleyeyim, benim annem kanser hastasıydı. Hani ben annemi kendi bildi bile, ben annemi tedavi görüyordu. Hani annem bana anlatıyordu, anlatmıyor değildi. Ama benim hiç aklıma gelmez böyle bir şey olacak. Annem diyordu ama beni bulacak, beni bulacak diyordu. Yani benim bir küçüğüm var, benim bir küçüğüm var. Hani öyle söyleyeyim sana. Hani emin ol, hiç kimse hani benim annem her bahsettiğinde benim annem hani 2-3 gün kendine gelemiyordu. Ben de kız çocuğuyum. Anladın mı? Ben sana kızmıyorum. Ya kardeşlerime kızmıyorum. Tek derdim o. Yani. Biyolojik anne babalar. Hiçbirinizi bırakmamış ki. Hani seni bırakmamış mesela. Benim günahım neydi? Ben neden buradayım? Yani nasıl güvenebildi mesela? Yetimhaneye bıraktı beni, tamam. Nasıl güvenebildi? Orada çocuğuma iyi bakacaklar mı? Bak, benim aklımdan geçen soruları şimdi sana söyleyeyim. Benim çocuğuma iyi bakacaklar mı? Aman acıkır mı? Sesini çıkaramazsa? Ya bir şey olursa? Aman bensiz durmaz. Aklımdan bir sürü şey geçer. Seni Özlem'in annem hep benle tattı. Bana söylüyordu zaten, diyorum ya. Bir kardeşim var, hayat diyordu bana. Sen gel buraya. Ben televizyona çıkmam. Tamam, gel buraya. Yani madem yayın arkasında görüşelim seninle diyor. Ben kendisi Sakarya'da. Ben gelemem, kendime güvenemem. Ben gelirim ama ben oraya gelmem, oraya da çıkmam. Eğer Sakarya'daysan ben de Sakarya'dayım, ben gelirim. Tamam, buraya gel, yayın arkasında görüşelim. Onu da getir. Ben yayına gelemem ya. Peki babam, yani biyolojik babam, hiç mi haber yok? Yani tanımıyor musun onu? Siz epey tanıyor musunuz babanızı? Benim babam? İzzet mi? Evet. Tanıyor musunuz babanızı? Evet. Ama soy ismi Demir değil sanırım. Babanızla beraber misiniz? Yani bir takım sorunları var onların. Baba evli mi? Yani İzzet Bey başka biriyle resmi nikahlı, evli mi? Hayır, değil. Annenizle evli mi? Yani bizim yanımıza geliyor. Hayatım, resmi nikahta İzzet ve neydi annenizin adı? Hülya Demir, resmi evliler mi? Aile cüzdanları var mı? Hayır. Yok. Demir, siz annenizin soyadını taşıyorsunuz. Evet, evet, annemin soyadını taşıyoruz biz, evet. Peki, babayla sık sık görüşür müsünüz? Baba size bu hayattan ya şöyle, bahseder miydi? Şöyle söyleyeceğim ben burada pek derine girmek istemiyorum. Hı-hı. Dediğim gibi hayat gelirse, görüşmek isterse ben Sakarya'dayım zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Ben anne demeyeceğim. Onunla onun derdinin ne olduğunu çok iyi... Kimse ne yaşadığını, ne zorluyorlar keştiğini bilemez. Belki de beni de vereceklerdi. Aranızda zaten 15 Anladın ay fark mı? var. Hayatlarınızda eğer nüfus kayıtlarınıza göre doğruysa 15 ay fark var. Çok yaş farkı yok aranızda. Tamam, ben onların derdinin ne olduğunu biliyorum. Ne? Bence siz buraya gelin. Neyi ben derdini? Onu söylemeyeyim. Neyi Sonra derdini? Söyleyeceğim. Sonra söyleyeceğim yani. Buraya yarına kadar buraya gelmezseler sonra söyleyeceğim. Çünkü ben bir şey biliyorum. Neden buraya gelmek istemediklerini biliyorum. Tamam, söyle. Hayır, şimdi söylemeyeceğim. Ya siz buraya geleceksiniz ya ben söyleyeceğim. Bu notlarda... Ben oraya gelmeyeceğim. Benim annem de oraya gelmeyecek. Tamam. Peki yani notlarda yazdırdın şey mi? Hayır, çok farklı bir şey. Yarın söyleyeceğim. Peki. Sizi 24 saat verdi. Eğer diyor gerçekten beni samimiyetle... Ve ucu size de dokunuyor, emin ol. Yani bir daha anneni de bulamazsın, babanı da bulamazsın. Nasıl onu yani? Söylerse.
Ben oraya gitmedim zannediyorsun ya da tamam ben gitmedim ama oturduğumuz yere babam gitti diyelim. Aradı diyelim. Bir şeylerle tamam. Karşılaştı diyelim. Ben dediğim gibi eğer gelirse gelir, gelmezse kendisi bilir. Tamam. Neden çok sinirlendin? Neden çok sinirlendin? Neden gerildin ben, bir anda? Bir şeyden mi korkuyorsun? Ben neden gerileyim? Doğru, siz niye gerilesiniz? Gerilmesi gereken benim burası. Benim burada suçum, yani benim burada ne suçum var? Senin ben bir suçun yok ama sen onu ikna edebilirsin. Ve şu an duyuyorsa o da duysun yani. Sen bildiğini okuyabilirsin hayat. Tamam. Daha da hiçbir şey demek istemiyorum. Seni de anlayabiliyorum. O yüzden de bir şey demek istemiyorum. Peki. Şimdi anne eğer diyorsun ki beni bırakan kişi o bıraktığı gün yasal evlatlık vermiş bile olsa, kuruma bile teslim etmiş olsa, sonra yaşadığı büyük bir pişmanlık varsa, 18 yıl boyunca o annelik duygularıyla bu pişmanlığı yaşadıysa benim için koşarak gelir. Gelir yani. Koşarak gelmiyorsa bunun önemli bir sebebi vardır. Babanın bu süre içerisinde çünkü. Senin evrakların vefat etmeden önce kızım sana söz, orada yazan bilgilerden yola çıkarak sana kökünü, aileni bulacağım dediğinde karşılaştığı insanlarla bu insanları bulamıyorsun. Fakat çevreden söylenenler var. Bir takım seni büyüten babanın duyumları var. Evet. O duyumlardan dolayı da ortaya çıkmaktan ve görünmekten korkuyor olabilirler mi? Öyle zaten. Öyle. Ama peki, İzzet Bey'in de bu yarın arada devam. Soy ismi Demir değil. Bu evet. Annene ait bir soy isim. Tabii. Hülya Demir. İzzet Bey'in anne, soy ismi farklı. Esme diye isim geldi. Anne Hülya Demir. Baba ile evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Ve bu evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen çocuklarsınız. İkiniz verilmişsiniz. Bir tek Sevcan yanlarında. Ama ben de merak ediyorum. Şimdi çok pişmansınız. Gece gündüz evladınızı düşünüyorsunuz, hasretsiniz. Ne yaparsınız? Ben çok anne gördüm. Ertesi gün o an, o saatte, o dakika uçağa binip buraya gelenleri yarın göreceğiz bakalım. Gel hayatçım, gel Efecan, gel. Küçük Efecan, adı da Efecan. Hayat. Kim? Baba İzzet Çember. Şu anda ekip arkadaşlarımız bu bilgiye ulaşıyorlar. Onun da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Sorduğun soru zor bir soru. Cevabı da hazır, yani ağır. Hep gelen konuklarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki her türlü cevabı hazır mısınız? Ben hazırım. Çünkü onlarla ilgili duyduklarımdan sonra hazırım. Peki. Yarın görüşürüz.